Arkadaşlar hepinize merhaba. 2017'nin en son videosu ile karşınızdayım. Ben Nezih Gözen, nezihgozen.com'a tekrar hoş geldiniz. Bugün sizler için yeni bir içerik oluşturdum. Lightroom'da bir portre fotoğrafının retouch'ı nasıl yapılır? Fırça ayarları nasıl buna göre özelleştirilir? Hadi gelin hep beraber izleyelim. Bu kanalı takip ediyorsanız bilirsiniz ki her hafta bir tane Photoshop, Lightroom ya da bir makine incelemesiyle karşınızdayım. Bundan sonra 2018 yılı içerisinde artık günümüz ve saatimiz belli. Her cumartesi saat 11'de bu kanalda bir adet inceleme, fotoğraf işleme teknikleriyle alakalı eğitimler ve çeşitli etkinlikler olacak. Beni buradan takip edebilirsiniz. Bu videoyu da lütfen beğenip paylaşırsanız, insanlara, arkadaşlarınıza iletirseniz sevinirim. Eğer beğenmezseniz de neden beğenmediğinizi aşağıya yorum olarak bırakmayı lütfen unutmayın. Hadi gelin hep beraber Lightroom'da portre retouch'ı nasıl yapılır öğrenelim. Portre retouch'ından önce kısa bir reklam arası. Ocak ayı etkinlik takvimi belli oldu arkadaşlar. 7 Ocak'ta Photoplay'de Lightroom eğitimim, 10 Ocak'ta Maltepe'de Anafod'da Lightroom eğitimim, 11 Ocak'ta Maltepe Anafod'da Photoshop eğitimim ve 16 Ocak Kartal kendi stüdyomda artı prodüksiyon stüdyosunda Lightroom, 17 Ocak'ta da Bakırköy'de NT24'te Lightroom eğitimim var. Son olarak da 27 Ocak'ta Taksim'de Kamera RAW eğitimim Photoplay'de olacak. Sizler de benden eğitim almak istiyorsanız gördüğünüz gibi birçok yerde şubelerim mevcut. Gelip benden bu eğitimleri alabilirsiniz. Bu eğitimlerle ilgili de alakalı sormak istedikleriniz varsa aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Eğer sizlerin de bulunduğu şehre, semte ya da gelmemi istiyorsanız neden olmasın, böyle projelerde beraber gerçekleştirebiliriz. Gördüğünüz gibi bu bir portre fotoğrafı. Sony RX Mark IV ile çektiğim bir tane fotoğraf. Birazcık uzaklaşalım. Tüm detaylarını ben düzenlemek istiyorum. Ekranı şuradan büyüteceğim birazcık. Şu an Lightroom'un Develop panelindeyim. Eğer Lightroom kullanmayı bilmiyorsanız bu kanalda 50-60 tane video mevcut. Hem Lightroom hem Photoshop'la alakalı, oraya girip teknik bilgileri de alabilirsiniz. Yani şu an neyi nasıl yaptığımı anlatacağım ama niçin yaptığımla ilgili oradan kaynaklar mevcut. Onları takip etmenizi öneririm. Temel ayarlardan önce yüzdeki şu sivilceleri, kırışıklıkları vesaireden kurtulmak istiyorum. Bunun için de şurada bakın Smooth Removal diye bir tool'um var. Buraya tıklıyorum. Şurada fırçanın boyu biraz ufak. Şuradan mesela size kısmına gelip ayarlayabilirim. Burada iki seçeneğim var. Clone ya da Heal. Ben Heal'i kullanacağım ciltte. Sebebi şu. Biraz büyük olmuş fırça. Düzenleme yaptığı için cilt tonunu daha iyi oturtuyor. Mesela şuraya geliyorum, şöyle tıklıyorum. Gördüğünüz gibi buradan bir taşıma işlemi gerçekleştirdi. Birazcık daha ufaltalım. Şuraya geliyorum. Bakın hızlı bir şekilde bu taşıma işlemini gerçekleştiriyor. Eğer istemediğim bir yerden bir doku taşırsa onu da değiştirebiliyorum. Şuralarda ufak tefek ne müdahale edilecek kısımlar var. Bakın hızlı bir şekilde işlemleri gerçekleştiriyor. Ciltte pürüzlü ya da sıkıntılı gördüğüm her yere bu işlemi uygulayacağım. Bakın burada geldi. Şunu düzeltmemiz gerekecek. Burası çünkü istediğimiz bölge değil. Şöyle yaparsak daha iyi olur. Evet. Şuraya gelelim. Hemen hemen bu tarz sıkıntılı olan her yere böyle müdahale edebiliyorum. Taşıma kolaylığı da sağladığı için gayet güzel iş görüyor. Şurada sıkıntılar var. Evet, şu an için yeterli. Şu alın bölgesinde bir iki tane kısım var. Şu
Şuralara da şöyle bir geldi buradan aldı bunu istemiyoruz mesela hop şöyle taşıdım. Şuraya da müdahale ettikten sonra bakın buradan açıp kapayarak fotoğrafın ilk halini ve son halini görebiliyorum yaptığım düzenlemeye istinaden. Bayağı güzel bir temizlik yaptık. Bu işlem bittikten sonra done diyorum. Cildi pürüzsüzleştirmek istiyorum. Bunun çeşitli yolları var. Photoshop üstünden de yapabiliyorsunuz ama eğer Lightroom'da yapacaksanız şuradan fırçaya tıklıyoruz. Daha evvel farklı bir versiyonunu anlatmıştım ben sizler için Lightroom üstünden. Bugün de bu yeni yöntemi anlatıyorum. Bakın fırçamızı buradan özelleştirebiliyoruz. Şurada kapalı kalmış açalım. Buradaki menüye tıklıyorum. Bakın bir sürü seçenek var. Ben buradan soft and skinny yani hafif yumuşak tonlamayı seçiyorum. Bakın o ayarlarını kendisi otomatik olarak yaptı. Burada belki clarity birazcık %99'lar değil de 80'lere çekmek mantıklı. Sharpness'ı da birazcık arttırırsam evet şu an daha iyi. Bakın aynı fırça mantığıyla hala hareket ediyor. Buradan yine size'ını ayarlayabiliyorum. Feather'ını, geçiş kuvvetini ayarlayabiliyorum. Flow ve density böyle 70'lerde 80'lerde bunlar fırçanın gücü çünkü tutacağım. Çok fazla yani etkiyi çok bariz göze batacak şekilde göstersin istemiyorum. Şöyle birazcık size'ı ufalttım. Fırçayla ya da mouse'la böyle cildin üstünde hafif dokunuyorum. Bakın gördüğünüz gibi ben şu an tablet üstünde çalıştığım için daha kolay ama mouse'la yine bu şekilde etki bırakacak tipte şöyle hafif hafif düzelterek. Eğer yaptığınız işlemi nerelere müdahale ettiğini görmek istiyorsanız da şuraya tıklamanız yeterli. Bakın sizler için gösteriyor. Böylece takip de edebilirsiniz. Şöyle birazcık fırçayı ufalttım şu ince kısımlar için. Ufak tefek bakın şöyle yavaş 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 ince ince. Normalde böyle bir işlem için birazcık daha uzun vakit gerekiyor ben sizlere anlattığım için. Çok fazla yaklaşmanın üstünden çalışmaya çalışıyorum ama şöyle biraz dışarıya taştık ama çok problem değil arka taraf blurlu olduğu için. Şöyle birazcık fırçayı büyütüp şuralara da hemen geniş bölgelere müdahale edebiliyorum. Burun kısmını hafif şöyle. Şu yanak çene kısımları şöyle. Biraz taşlık ama çok problem değil. Eğer bir yerlerde taşma işlem olursa gelip şuraya erase'ı tıklayıp fırçanızı eksiye getirip şöyle işlemleri de silebilirsiniz bu arada bilginiz olsun. Tekrar kendi fırçama geri dönüyorum. Birazcık size'ı ufaltıp şuralarda şöyle şu hafif yanak bölgesine de müdahale ettikten sonra şöyle bayanların kaz ayağı dediği kısımlar hop. Burada biraz ele de gelse çok problem değil. O yüzden şurada çok özenerek çalışmayacağım. Şuraları benim için doldurmak önemli. Şu kısmı da şöyle hafif. Şuralarda eksik. Şu alın bölgesi. Evet. Şu an siz kırmızı görüyorsunuz ama o müdahale ediyor. Birazdan şu kırmızıyı kapatınca daha iyi anlayacağız. Bu işlemi de bitirdikten sonra fotoğrafın temel basic ayarlarını gerçekleştireceğiz. Yani birazcık highlight'ı açacağız. Birazcık daha parlak olsun istiyoruz çünkü. Biraz da white açacağım.
Çok az da shadow müdahale edip gölgede kalan her tarafın net bir şekilde algılanmasını istiyorum. Vibrance'a da çok azıcık cilt tonu biraz daha parlasın diye arttırıyorum çok fazla müdahale etmeden. Bu işlemler bittikten sonra belki birazcık kontrast verilebilir. Bunda da çok fazla çok oldu böyle şöyle 7'lerde bir değer işimizi görecektir. Son olarak şühlüğünden şuradaki imleci alıp fotoğrafın üstüne geliyorum. Şu yanaktaki tonlamayı çok kızıl oldu. Bu kadar istemiyorum. Çok azıcık. Evet, şöyle bir tonlamayı birazcık da saturation'la aynı işlemi gerçekleştireceğim. Cilt tonu birazcık doygunluk vermek istiyorum çünkü. Evet, şu an iyi sanırım bu işlemi de gerçekleştirdim. Şimdi kapatıyorum burayı. Eğer fotoğrafımda bir ekstra renk efekt vermek istiyorsam şurada camera calibration diye bir seçenek var. Burada ready şöyle -50'ye getirip maviyi 100'e çekeceğim. Bakın farklı bir tonlama oluşturdu fotoğrafta. Biraz ready kısacağım. Cilt fazla kırmızı oldu çünkü. Arka taraftaki arabalar falan mavi oldu, hoşuma gitti. Birazcık da saturation blue'dan düşüreceğim. Evet, şu an daha iyi oldu. Sonra bu yaptığım düzenleme ile alakalı belki birazcık şuraya tıklayıp opacity'yi biraz daha arttırabilirim şöyle. Daha iyi oldu sanki. Bu ayarlar bittikten sonra da şurada radial filtre gelip gözlere böyle birazcık parlaklık ve renk vermek istiyorum. Tam şöyle göz içinde gelecek şekilde yaparsam güzel olacak. Şu efekte çift tıklıyorum ki o etki şey olmasın. Birazcık sarı. Burada renge göre, eşim rengi kahverengi olduğu için birazcık exposure, biraz clarity, biraz da saturation. Bu işlemler bittikten sonra sağa tıklayıp duplicate deyip bu etkiyi gelip şuraya, şu göze de taşıyorum. Benim için doğal durması önemli. Yani burada ufaltabiliriz yuvarlağımızı göze uygun hale getirip. Bu işlemler de bitti. Tamam diyorum. Şuradan history'e gelelim. Fotoğrafımızın ilk hali neymiş bir görelim. Aşağı doğru ineceğiz. Son halimiz de bu. Evet, güzel bir düzenleme yapmış olduk fotoğrafımıza. Hem renk hem tonlama anlamında hem de cilt ve göz vesaire düzenlemiş. Yani şuralarda ufak tefek sıkıntılar var gibi gözüküyor. İstiyorsak onları şuradan da istersek müdahale edebiliriz. Yani buradaki fırçamı seçip yani clarity'yi daha da düşürebilirim. Ve sharpness'ı birazcık daha kısabilirim. Yani şu an mesela daha iyi oldu. Flow ve density'yi de arttırırsam daha pürüzsüz bir cilt olarak karşıma çıkacak. Ama temel düzenlemelerimizin hepsini gerçekleştirdik. İstersek birazcık kirpiklere ve kaşlara keskinlik verebiliriz. Onun için de yine fırçayı tıklıyorum. Efekte tıklıyorum. Custom'a clarity'yi seçiyorum, belirginliği. Şöyle yapalım. Bunda birazcık şu kaş bölgesine, gözlerin üstüne, kirpiklere birazcık belirginlik vereceğim. Yine fırça işlemi gerçekleştiriyorum.
Evet, birazcık da şurada böyle belirgin olmasını istediğiniz fotoğrafta herhangi bir şey için bunu yapabilirsiniz. Hatta şu dudak bölgesinde şöyle hafif. Son olarak şuralara da birazcık daha yaptık mı? Yeterli. Bir daha şuraya diğerleri tıklayıp bu gözün üstüne gelip buraya birazcık daha çok oldu tabii, expose'u vereceğim. Evet, şu an daha iyi oldu. Tamam deyip bırakıyorum. Fotoğrafı tam ekran görmek istiyorsam F'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi tüm düzenlemelerimiz bitmiş oldu. Umarım 2017 sizler için keyifli, huzurlu ve mutlu geçmiştir. 2018 onu aratmaz ya da daha iyi, daha güzel bir yıl olur. Dediğim gibi her hafta cumartesi günü saat 11'de yeni bir videoda görüşmek üzere. Facebook üstünden, Instagram üstünden Nezih Gözen'i takip etmeyi, bu kanalı beğenmeyi, abone olmayı ve daha iyi, daha kaliteli içerikler için arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. 2018'de yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.